ecdadımızın mahallesinde kıraathanede bulunmakta e, İsmi bile güzel kıraat okumak demek kıraathane okuma yapılan yer günümüzde bu kahvehane halini almış kahve içilen yer çay içilen yer e, Osmanlı harama helale dikkat ediyor buralar birer tembelhane değil ve buralarda kitaplarda bulunmakta ve iyi bilenler bu kitaplardan diğerlerini okumakta ve burada insanlar bir nevi günümüzde gençlik merkezi gibi yerler veya bir takım toplanma yerleri gibi bu anlamda toplanıyorlar ve toplumun kültürünü, dini kültürü burada alıyorlar. İslamiyet mahallelerle alakalı, Şehirlerle alakalı çok ince ölçüleri de ortaya koymuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yol kenarında oturmuş bazılarını görünce, yani insanların gelip geçtiği yer, bu şekilde yol kenarlarında oturmalarının uygun olmadığını hatırlatıyor. Diyorlar ki ya Rasulallah işte bir araya geldik, sohbet ediyoruz. Bunda ne var ki? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi yerlerde oturduğunuzda diyor. Yolların hakkını verin. Onlar da soruyorlar, Ya Resulallah, yolların hakkı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bazı hususlara dikkat çekiyor. Bir, gözleri haramdan çevirmek. Yani oradan kadın kızla geçiyor, onlara bakmamak. İki, eziyet etmekten, başkasına sıkıntı vermekten kaçınmak. Yani bu bakışlarıyla bir eziyet vermek, sözle eziyet etmek, Bunlar da dahildir. Öte yandan selam vermek, selam almak. Tabi onlar oturduğu için gelenler selam verecektir. Gelenlerin selamını almak. Ve bir de iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Yani oraların sohbetleri bu tarzda olmalı. Böyle male yani lüzumsuz şeyler olmamalı. Ve hemen her yerde çeşmeler, imkanlar ölçüsünde yapılmış e, ecdadımızdan kalan şehirlerde bunları görebiliriz. Ve en eftal amellerden birisi insanlara su ikram etmek. Hadislerde buna dikkat çekilir. Ve e, bundan dolayı ecdadımız baş, kendilerinden sonra bir sadakayı cariye olmak üzere bu şekilde e, çeşmelerde yaptırmışlar. Ve bunlar genelde dağdan gelen sular temiz, arı, duru ve içimi gayet güzel böyle suları şehre getirmişler. Bunların bakiyesi günümüzde de bazı şehirlerimizde bulunmakta. Ve e, suyla alakalı ayet veya hadisleri e, çeşmeye yazmışlar. Mesela وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا hay Her canlıyı sudan yarattık. Çeşmeye bir kitabe olarak bu yazılmış. Bunu köylerimizde, mahallelerimizde, günümüzde de kısmen görmek mümkündür. Ve e, Osmanlı e, e, yeşilliğe dikkat eden ve yeşilliği her yerde e, gören, görmek isteyen bir toplum. Şehirler e, ağaçlık, evler bahçeli, bahçelerde e, ağaçlar da var. Çam gibi, meyve ağacı gibi ağaçlar bulunmakta. Dolayısıyla daha doğal bir ortamda yaşanmış. Tabi günümüzde betonlaşma çok ileri düzeyde. Belki de bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor ama buna da herhalde bir çözüm bulunabilir. Daha böyle geniş alanlara şehirlerin yayılması suretiyle yine bahçeli sistem imkanlar ölçüsünde uygulanabilir. Kılık kıyafet İslami ölçüler çerçevesinde kılık kıyafeti belirleyen iklim şartları ve kültür, kıyafetin fiziki, ahlaki ve estetik yönleri var. İşte e, Osmanlıda mesela erkekler genelde sarıklı, e, kadınlar e, pür tesettür, baştan ayağa tesettürlü bu şekilde bir durum var. Ama tabii işin estetik yönü daha böyle zerafete bakan yönü ona da imkanlar ölçüsünde dikkat edilmiş. Mukaddesata saygı, şaire hürmet ee, İslam ülkelerinde, İslam coğrafyasında önemli unsurlardan birisi. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve men yu'azzim şa'irallah fe inneha min takval kulub." Kim Allah'ın şairine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. İşte başta camiler gibi mukaddes mekanlar herkesin hürmet ettiği, saygıyla girip çıktığı yerler. İslam'da hayvan hakları ile alakalı hayli incelikler var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman Neml Vadisi'ne, Karınca Vadisi'ne geldiğinde karıncaların e, reisesi durumunda olan diyor ki Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi çiğnemesin. Yani demek ki karınca bile biliyor ki Süleyman ve ordusu bilerek karıncaya ayak basmaz. İşte buradan hareketle karıncanın da hukuku var. Her canlının hukuku var. İnsan hakları olduğu gibi hayvan hakları da var. Bediüzzaman bu noktaya işareten diyor ki acaba bir şeriat karıncaya bilerek ayak basmayınız dese tazibinden men etse nasıl beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Yani din karıncaya bilerek ayak basmayı yasaklıyor. Buna riayet eden bir din elbette insanların hukukunu ihmal etmemiştir. İnsanlarla alakalı hükümleri bildirmiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında da hayvanların hakları ile alakalı çok güzel uygulamalar görmekteyiz. Bir sefer esnasında Peygamberimiz ve bazı sahabeler giderlerken bir ağacın altında uyuyan bir ceylana rastlıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birisini görevlendiriyor. Diyor ki sen burada dur bu hayvanı kimse rahatsız etmesin ceylan zaten ürkek bir hayvan. Onun böyle rahatsız olmaması peygamber tarafından bu şekilde temin ediliyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kedi yüzünden bir kadının ilahi cezaya uğradığını bildiriyor. Bir kadın bir kediyi hapsetmiş ne kendi sona yiyecek bir şey vermiş ne de başkalarının bir şey vermesine fırsat tanımış. Neticede kedi ölüyor. Bunun yüzünden o kadının azap çekeceği hadiste bildiriliyor. Bir başkası ise köpeğe yaptığı iyilik yüzünden cennete gireceği bildiriliyor. Bu yol almış bayağı susamış derken bir kuyuya rastlıyor. Kuyuya böyle inilerek içilecek şekilde dibinde su var iniyor ve suyunu kana kana içiyor. Dışarıya çıktığında bakıyor bir köpek böyle dili sarkmış vaziyette susuzluktan neredeyse ölecek. Ama hayvanın oraya inebilmesi ve suyu içebilmesi mümkün görülmüyor. Tekrar suya iniyor bu kişi. Ayakkabısıyla hayvana su getiriyor ve onun içmesini sağlıyor. Ve onun bu hali, tavrı Allah'ın rızasını celbediyor. Bu yüzden o cennete gireceği. Hz. Peygamber tarafından bildiriliyor. Ve bizde muhabbet çok önemlidir İslam medeniyetinde. İslam medeniyeti bir yönüyle sevgi toplumudur. Başta Allah'ı sevmek, sonra da mahlukatını sevmek. Yunus Emre bunu çok güzel bir şekilde sistemleştirmiş ve demiş ki, yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Bu çok muhteşem bir felsefe ve biz etrafımıza bu nazarla bakabilsek, insanları ve diğer mahlukatı buna göre değerlendirebilsek elbette daha diğer canlılara hürmet eden, onların hukukuna riayet eden bir hayatımız olur ve çok harika bir felsefe bu şekilde uygulanmış olur. Din'in özünde bu var ve din bunu gerçekten fertlerine kazandırıyor.